Gökhan Hocam şimdi Mehmet Şimşek Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaydı. Tabii asgari ücret konusundaki söyledikleri oldukça tartışıldı, konuşuldu. Önümüzdeki Ocak ayından itibaren bir düzenleme yapılması gerekiyor. Aslında Temmuz'da geçen sene yapılmıştı ama bu sene yapılmadı. %25 oranında mı zam yapılacak yoksa enflasyonu oranında mı yapılacak? Orta vadeli programa bakacak olursak 2004 yılı %41,5 enflasyon öngörüyor. Acaba bunu dikkate alıp mı asgari ücrete zam yapılacak diye düşünürdük. Fakat Mehmet Şimşek'in açıklamaları bu yönde değildi. Siz ne düşünüyorsunuz? Önümüzdeki dönem bizi nasıl bir tablo bekliyor? Peki çocuğu bir tablo beklemiyor ama ya siz sizden özür dileyeceğim. VTR'nizi seyrederken pazar yerlerini gösteriyordu. İlk önce şey diye düşündüm. Herhalde gözüm görmedi, iyi göremedim. Onlar geçen senenin fiyatları yani 6 liraya domates, 6 liraya salatalık. Eski görüntüler olabilir onlar hocam. Eski görüntüler yani hayır şunu söyleyeyim. Şimdi 60 liradan aşağı yok yani 60 lira domates 60 lira. Yani geçen seneyle bu sene arasındaki gerçek fiyat artışını göstermek açısından demek istedim. Onu altını çizmek, vurgulamak için söyledim. Şimdi çok ciddi bir tartışma var tabii şu anda. Bizi getirdikleri nokta iki konu var. Bizi bugün getirdikleri nokta efendim Ocak'ta 1 Ocak'ta verilecek asgari ücret zammı geçmiş gerçekleşen enflasyona göre mi olacak yoksa beklenen enflasyona göre olacak? Yani dikkat ederseniz sizin sorunuz da onu içeriyor. Yani neye göre verilecek? Evet. Şimdi bu hesaplanan bizim aslında onun da altını vurgulayalım. Bizim konuştuğumuz TÜİK rakamları. TÜİK rakamları gerçekçi değil. İşte yani geçen seneki pazar fiyatlarıyla bu seneki pazar fiyatları arasında korkunç rakamlar var. Ama ne diyor şey? Mesela TÜİK ne dedi? Ekim ayı enflasyonu için. Dedi ki fiyatlar 2.88 arttı dedi aylık olarak. %2.88. Yıllık olarak %48.58 arttı. Ama yani benim hep aldığım hesaplamalar, yani en akıl hesaplamaları. O da dedi ki Ekim'de 5.57 arttı, %5.57. Yıllık olarak baktığımızda %89.77 arttı dedi ki, hani sizi beni mazur görün, hani onu herhangi bir şey için söylemedim. O pazardaki geçen sene fiyatlarıyla bu seneki fiyatları da açıklıyor. Yani 6 liraya domates yok, 60 liradan aşağı domates yok, 50 liradan 60 liradan aşağı salatalık yok. Bunu herkesin bilmesinde fayda var. Şimdi tabii bu rakamlara baktığınız zaman Aylin Hanım da belirtti. Yani şu andaki asgari ücret 17.001 lira. Yani 1 lirasını da özellikle vurguluyorum. Çünkü 1 lira bile önemli hale geldi o yoksul insanlar için. Açlık sınırı Ekim itibarıyla, Türk işin açlık sınırı 4 kişilik aile için 20.431 lira. Açlık sınırından bahsediyoruz. Sadece karınlarını doyurmaları için. Eğer şey için bahsedersek, yoksulluk için bahsedersek 66.553 liradan bahsediyoruz. Şimdi bunun çok ciddi bir yansıması var. Çünkü bu asgari ücret dediğimiz olay Avrupa'daki gibi değil. Yani Avrupa'da %5-10 arasındaki insanlar asgari ücret alıyor. Bizde asgari ücret ortalama ücret haline gelmiş durumda. Yani ve 17 bin lira alıyor ortalama yaklaşık 16 milyon çalışandan 8 milyona yakın altında da alanlar var. Bir de 16 milyon emeklimiz var. Onların ortalama emekli maaşı da 15 bin lira. Yoksulluk, ya açlık sınırımız 20.431 lira sadece Ekim itibariyle. Yani Kasım, Aralık'ta da artacak bu. Yılbaşına geldiğimiz zaman büyük bir ihtimalle 22 bin lirayı geçmiş olacak evet. Bu miktar. Şimdi bu şeyde dün Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ne dedi? Dedi ki biz dedi çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bir bunu dedi. Veri olarak alalım onu. Şimdi çalışanlar zaten enflasyona ezilmiş durumda.
siz şu anda açlık sınırının altında alıyorlar. Bir o gerçeği saptayalım. İkincisi, o çok önemli çünkü önümüzdeki günlerde o çatışmanın içine gireceğiz. Kamuoyunu o yönlendirecek. Yönetilen ve yönlendirilen fiyatların enflasyon hedefiyle uyumlu olmasını çalışacağız dedi. Şimdi yani ne demek istiyor burada? Biliyorsunuz vergiler, harçlar belirleniyor. Şimdi vergi ve harç yeniden değerleme oranıyla belirleniyor. O da Ekim ayındaki TÜFE'nin yıllık ortalaması. Bu sene çıkan rakam %43.93. Evet. Yani 44 diyelim. %44 çıktı. Şimdi şeye bakıyorsunuz siz. Bütçe şimdi tartışmalara 2025 mali bütçesi mecliste. Ödeneklere bakıyorsunuz. Vergiler %45 civarında arttırılırken maaş ve emekli ödenekleri ve ücretler için ödenekler %25 civarında arttırılıyor. Şimdi bu Mehmet Şimşek'in dediğiyle uyumlu değil. Evet. Eğer devlet şey yapacaksa, enflasyon hedefiyle uyumlu yapacaksa, o zaman Cumhurbaşkanı'na verilen bir yetki var. Yeniden değerleme oranını %50 azaltabiliyor. Yani %22'ye indirebiliyor. O rakamlara baktığınız zaman, o zaman bütçede büyük bir sapma olacak. Bu çok açık olarak ortada. İki şey var. Bir, mesela biliyorsunuz Merkez Bankası'nın daha önceki yıl sonu 2004 yılı itibariyle enflasyon tahmini %38'di. Geçen hafta yaptıkları enflasyon raporu açıklamasında bunu %44'e çıkarttılar. Sizin biraz önce bahsettiğiniz OVP'de, orta vadeli programda, hükümetin Eylül itibariyle açıkladığı programda bu %41.5'tu. Evet. Ha, benim tahminim bunları da aşacak. Yani TÜİK açısından bahsediyorum. Bunlar gerçek enflasyon rakamları değil. TÜİK'in belirlediği, bize sunduğu ve bize tartıştırdığı rakamlar %45-46 kadar olacak. Şimdi öyle olduğu takdirde, size çok açık olarak söyleyeyim, çok büyük bir ihtimalle asgari ücrete en fazla %30 zam yapacaklar. En fazla. Yani %25 diyecekler, işte reisimiz devreye girecek. Reisimiz de diyecek ki benden de %5 refah payı, %30 yapacaklar. Peki %30 olursa ne kadar oluyor? 22.100 lira oluyor. Evet. Olacak şey değil. Yani gerçekten yoksulluk, yani şu andaki yoksulluk 4.500 lira. Evet. Değil mi? 4. Yani evet, evet. Yani onu yapacaklar. Şimdi durum gerçekten çok vahim. Büyük bir ihtimalle memur emeklilerine de %25 yapacaklar. Eğer bu, bakın ben iyimser ihtimal diyorum. Bunun çok altına da gidebilirler diye düşünüyorum. Ama sizin biraz önceki bölümde verdiğiniz kamuoyu anketleri çok açık bir şey söylüyor. İnsanlar geçinemiyorlar. Evet. İnsanlar gerçekten geçinemiyorlar. Yoksulluk ve çocuk yoksulluğu, biraz önce Aylin Hanım da söyledi, derin yoksulluk. Bakın bu TEPAV'ın rakamları var. 2022 itibarıyla 0-17 yaş arasında 7 milyon yoksul çocuk var. Evet. 2 milyonu da bunların derin yoksulluk içerisinde. Yani çok çok ilginç. Eğer siz bunu yaş grupları olarak belirlerseniz, 0-2 yaş grubunda yoksulluk oranı %41.4, 3-14 yaş grubu arasında 43.8, 15-24 arasında 29.9. Bu iki seneki önceki rakamlar. Yani iki seneki şeyi hepimiz daha fazla yoksullaştık son iki senede. Şimdi burada hükümetin önünde çok büyük bir çıkmaz var. Bu çıkmazı nasıl çözecekler onu bilemiyorum. Şimdi
Mehmet Şimşek bir şey daha söyledi. Dedi ki, yani insanlar şikayet ediyor dedi. Bizim dedi, ülkemizde vergi yükü yüksek değil dedi. OECD ülkelerine göre düşük dedi. Ve gerçekten haklı. Yani nasıl şöyle söyleyeyim izin verirseniz. Bizim ülkemizde vergilerin gayri safi milli hasılaya oranı %20.8. Bu OECD ülkeleri için %34. Avrupa Birliği ülkelerini aldığınız zaman %41.2. Şimdi ama işin püf noktası başka. Bizde vergileri biz nereden alıyoruz? Dolaylı vergilerden alıyoruz. Yani alınan vergiler, yani Avrupa'da dolaylı vergiler o %41'in 1/3 oluyor, bizde 2/3 oluyor. Yani hem Avrupa'nın yarısı kadar vergi topluyoruz ama biz esas vergiyi insanların bu kış da soğukta ısınmasından, doğalgazdan, KDV'sinden alıyoruz. Elektrik aydınlanmasından alıyoruz. Ekmeğinden alıyoruz. Şeyden almıyoruz ama. Efendim, pırlantasında KDV falan yok. Olur mu hiç? Yatabiliyorlarsa mazottan vergi almıyoruz. Ama çiftçi ben üretim yapacağım dediği zaman ona yüklüyoruz. ÖTV'sini, KDV'sini yüklüyoruz. Böyle bir Türkiye'de yaşıyoruz. Evet. Biz kimden vergi almıyoruz? Gelir ve kurumlar vergisi almıyoruz. Bizdeki gelir ve kurumlar vergisi oranları Avrupa ve OECD ülkelerin yarısının da altında, %5 civarında. Bu bakanın rakamları, yanlış anlamayın, hani ben kendi kafamdan uydurdum değil. Bunu biz iki katına arttırabildiğimiz takdirde biz sorunlara çözüm bir şey yapacağız. Ama burada ne var? Burada bir siyasi tercih var. Evet. Siz yoksuldan alıyorsunuz, zengine dağıtıyorsunuz, yoksul daha yoksullaşıyor, zengin daha da zenginleşiyor. O zaman neyle karşılaşıyoruz? Ne yazık ki geçen hafta İzmir'de yaşadığımız, evet, beş çocuğun yanması gibi trajik olaylarla. İşte onu konuşalım Gökhan Hoca. Tamam. Çok yakından takip etti çünkü Aylin Hanım. Özellikle yapılan açıklamaları tabii